150 kilo civarlarında. Şişman, tombik. Sevimli mi sevimli bir insan? Ahmet abi. 2010 olsa gerek, bir umre ziyaretimiz oldu. 3 grup halinde, 2 imam arkadaşla birlikte, bir de ben, grup başkanı olarak umre ziyaretine gitmiştik. Diğer arkadaşımızın grubunda olan Ahmet abinin çok ilginç bir hayatı, çok ilginç bir umre macerası oldu. Bütün insanlara örnek, ders verecek veya şöyle demek daha uygun, ibret alınacak bir hikayesi var Ahmet abinin. Şimdi onu sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bu yaşanmış gerçek bir öyküdür, hikaye değildir. Ahmet abimiz dediğim gibi 150 kilo civarlarında. Umre yolculuğuna şu niyetle çıkmış. Ben gideceğim, Allah'ın izniyle umremi yapacağım ve orada da öleceğim. Yani Türkiye'ye tekrar geri dönmeyeceğim. Bu niyetle umreye gitmeye karar vermiş. Ve böyle dua etmiş. Neyse, lafı uzatmayalım. Mekke'ye vardığımızda Ahmet abinin hikayesini tabi diğer grupta, diğer kafilede olduğu için ben tanımıyorum. Onu görüp gören hacılarımız bize böyle bir kişinin var olduğunu, devamlı burada ölmek istediğini, burada kalmak istediğini söylediğini bize söylediler. Ahmet abiyi Kabe'de gören, duasını veya duasına şahit olan, Allah'ım beni tekrar Türkiye'ye döndürme, benim canımı burada al, beni buraya defnetsinler. Kabe'yi tavaf ederken, efendim Safa Merve arasında gidip gelirken, hep bu tür dualarına şahit olduklarına söylediler. Neyse, 15 günlük Mekke ziyaretimiz bittikten sonra Medine yolculuğuna çıktık. Medine'ye vardığımızda da Ahmet abimiz aynen bu duaları tekrarlıyor. Peygamberimizin kabrini ziyaretinde, mescidinde namaz kılarken hep bu dualarla gününü geçiriyor. En nihayetinde günümüz doldu ve döneceğiz. Ahmet abi. Evet. Artık otobüslere binilecek ve hava alanına doğru hareket edilecek. Ahmet abimiz yine otobüsün önünde oturmuş, ağlıyor. Allah'ım, ben tekrar Türkiye'ye dönmeyecektim. Ben bu niyetle umreye gelmiştim. Ben hani burada ölecektim. Cennetül Baki'ye gömülecektim. Allah'ım, beni tekrar yine Türkiye'ye gönderiyorsun. Ben burada kalmak istiyorum. Bu niyetle geldim diye otobüsün önünde yine ağlayarak söylendiğini duyduk. Neyse, artık oradaki umreciler onu biraz teselli ederek, Allah'ın takdiri budur, her şey istediğimiz gibi olmaz, vardır bunda da bir hayır, efendim işte Türkiye'de yakınların, sevenlerin seni bekliyor, haydi üzülme, bin otobüse filan derken, Ahmet abimiz tabii ki bindi. Çünkü başka yapacak bir şeyi yok. Otobüse oturtturuyorlar, yine içten içe Ahmet abimiz üzgün ve ağlamalı. 3 otobüs hareket ediyoruz havaalanına doğru. 10-15 dakika kadar bir mesafe yoldan sonra bizim otobüsümüz arkadaydı. Ahmet abi gelin bulunduğu otobüs ise öndeydi. Biraz aramız açılmıştı 3-5 dakika kadar. Yani onlar bizden önce gitmişlerdi. Ve
Giderken baktık ki bizim kafilenin otobüsleri bir benzinlikle durmuşlar. Hemen biz de sağa çektik, benzinliğe girdik. Baktık ki Ahmet abimiz benzinliğin avlusunda uzanmış. Tabii meseleyi önce çözemedik. Ne oldu dedik? Hareket ettik otobüsle dediler. İşte bu benzinliğe yaklaşmadan az bir şey kala Ahmet abimiz otobüste fenalaştı. Hemen benzinliğe çektik, onu indirdik. Havalsın diye biraz efendim orada bir oturağı oturtturduk. Fakat Ahmet abimiz iyi değildi. Orada biraz oturduktan sonra olduğu yerde yığılakaldı ve şehadet şerbetini içti dediler. Hepimiz şok olmuştuk. Çünkü Ahmet abimizin duası, "Ya Rabbi, ben senin bu beldelerine ölmek için gidiyorum. Oraları ziyaret edip orada kalmayı istiyorum. Orada ölmeyi istiyorum. Cennetül Baki'ye gömülmeyi istiyorum." niyetiyle, duasıyla gitmişti. Gerçekten ibretlik bir hikaye değil mi? Yani bir insan öleyim deyince ölebiliyor mu? Ama Ahmet abimiz ölmüştü. İşte bu duasının kabul olduğunu gösteriyor. Samimi, içten, arzu ile Allah'a tam güvenerek yapılan duanın kabul olacağı da buradan bizlere canlı bir örnek olarak gösterilmiştir. Allah mekanını cennet etsin. Ve orada Ahmet abimizi Suudi yetkililere teslim ettik. Cennetül Baki'ye gömülmek üzere onu götürdüler. Biz de onu orada bıraktık.